Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçte mi kaldık, ikide mi kaldık? İkiye kaldık. Öyle. İkide kaldık, evet. Şimdi biliyorsunuz, yedinci kıyası bertaraf etmenin yolları, mir'atul usule göre, el-kavl bi-mucebil ille. Yani illetin gerektirdiği şeyi söylemek. Ne demek? Yani muterizm, muallilin ispat ettiği talilini kabul etmesi. Ama hükümde ihtilaf etmeleri. İşte o illetin mucebinde, mucebini söylemek. Yani orada ihtilaf etmek. Yani bu da üç şekilde oluyor. Birisi muallil yaptığı talille, yani tartışma olan yer gibi göstererek bir ne yapıyor? Muhterizi şaşırtıyor. Anlatabildim mi? Ya ibaresinde açıkça söyleyerek veyahut da yorumlayarak. Yani biliyorsun mesh meselesi en güzel örneğiydi. Yani mesela muallil dediği burada İmam Şafii diyor ki başa mesh etmek abdestin rüknüdür. Öyleyse üç defa yapmak gerekir. Yüzü yıkamak gibi. Ama biz ona karşı çıkıyorduk. Öyle değil mi? Diyorduk ki evet senin dediğini kabul ediyoruz mes ama fakat buradaki mes mest üzerine meshe benzer diyoruz. Çünkü orada üç defaya gerek yok. Yani kabul ediyoruz delilini ama başka yöne çeviriyoruz. Ya bizzat kendi ifadesiyle veyahut da yorumlayarak. Şimdi bunun ikincisine geldik. Vessani yani muarızın ikinci yolu muallil yani burada. En yüzime, muallil, el muallilu bitalilihi. Yani muallil ortaya koyduğu delille bağlayıcı hale getiriyor. Neyi? İptale ma yetevehemul muallilu ennehu me'hedul hasmi. Yani muhterizin, daha doğrusu karşı tarafın, kaynağı olduğunu düşündüğü, vehmedilen şeyi iptali gerektiren bir delil ileri sürüyor. Bakalım misal verecek. Ve neyse kezalike aslında onun yani hasmının temel kaynağı kabul ettiği şey kaynağı değil. Anlatabildim? Yani olay bu. Fel kavlu mesela bil mucebi yani mucebi illetle bir şey söylemek demek tekrar telif ediyor yani. İltizamus sa'ili muhterizin kabul etmesi. Ma yulzimu el muallilu iptale. Muallilin iptalını gerektirdiği şeyi kabul etmesi. Yani tekrar ediyor ki hatırlasın diye. Kema izâ kâle. Mesela burada Şafii şeydir. Muallildir. Anlatabildim mi? İmam Şafii diyor ki fissarikati hırsızlıkta ehzu malil gayri başkasının malını almak. Ama nasıl almak? Bila i'tikadi ibahetim. Onun mübah olduğuna inanmadan. Yani mesela bir kimse mer'ada gördüğü bir ağaçtan öyle değil mi? Meyveyi toplayabilir. Der ki mübah olduğu için. Ve tevilin veyahut da yani şey nedir? Bir yoruma giderek. Bahi değil de yoruma giderek. Değişik şekillerde yorum. Kendinin zannederek mesela öyle değil mi? Yanlışlıkta yani bir yorum. Şimdi İmam Şafii diyor ki feyucibu eddamane. İşte problem burada. Tartışmamız şu. İmam Şafii ile İmam-ı Azam arasında. Daha doğrusu Hanefilerle Şafiiler arasında. Bir insan hırsızlık yaptı. Eli de kesildi. Anlatabildim mi? Yani had cezası tatbik edildi. Şartları vardı. Acaba bu hadiseden sonra mal mevcutsa iade eder. O kolay. Ama mal helak olmuş, tüketilmişse o zaman ne olur? Bize göre tazmin gerekmez. Ama İmam Şafii'ye göre tazmin gerekir. Neden? İmam Şafii çünkü hırsızlığı kel gasbi, gaspa benzetiyor. Anlaşıldı? Gaspta nasıl ki varsa iade, yoksa da tazmin eder. Feyukalu yani bizim tarafımızdan deniliyor ki yani bizim o ha naam doğrudur doğru söylüyorsun
Yani başkasının malını almak herhangi bir borç veya şey söz konusu olmaksızın tazmin gerekir. Anlatabildim. Yani bunu biz de kabul ediyoruz. İlla ancak tamam bunu kabul ediyoruz. Enne istifa el haddi had cezasının tatbik edilmesi ki el kesmedir bu bi menziletil ibra'i fi iskatid daman tazmin hakkının düşürülmesi noktasında artık borçtan ibra makamındadır. Eli kesilmekle zaten cezasını bulmuş adam. Bizimki böyle. Ama İmam Şafii anladık mı kardeş? Gelelim üçüncüye. Üçüncüde nasıl? Delili kabul ediyor ama bakalım neyi şey yapıyor. Vessalisu, üçüncüsü en yüskitel muallilu. Muallil susturuyor. An mukaddimetin meşhuretin li şöhretiha. Çok meşhur olduğu için bir mukaddimeyi kullanıyor. Hani mantıkta meşhurat okuduk ya. Yani herkesin kabul ettiği meşhur bir delil. Ama vessailu yani muteriz ise yüsellimul mukaddimetel metkurate. Yani o meşhur mukaddimeyi kabul ediyor. Ama ve yebkan niza'u fil matlubi. Esas istenen hükümde tartışma devam ediyor. Anladık. Nasıl? لِلنِّزَاءِ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْمَطْوِيَّةِ Çünkü asıl zikredilmeyen, terk edilen mukaddimede tartışma var. Gizli bir, yani mukaddime-i matviye, kıyas-ı matvi dedik, okuduk hatırladın mı? ثُمَّ sonra اِنَّ الْمَطْوِيَّةَ O terk edilen mukaddime, اِمَّا اَنْ تَحْتَمِيلَ Ya muhtemeldir. اَنْ تُنْتِجَ مَا الْمَسْكُورَةِ O meşhur mukaddime ile beraber netice verebilir. Nakide hükmil muallili. O terk edilen mukaddime muallilin hükmünün tam tersini netice verebilir. Mesela ke kavlihi İmam Şafii diyor ki el merafiku dirsekler la tuğselu yıkanmaz. Mesele gaye kelimesinin tarifinde bitiyor. Anlatabildim? Liennel gaye çünkü gaye la tahtu tedhulu tahtel mugayya kelleyli. Tıpkı gece gibi. Gece gibi dediği biliyorsunuz neydi ayet-i kerime? Kulu ve şebu hatta tabiyadda şey var ya. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyedu minel haytul esvedu. Anlatabildim yani. Ve etimnus siyame ilerleyin. Ha geceye kadar tamamlayın. Sümme etimnus siyame ilerleyin. Şimdi burada gece dahil değil. Gece mugayya. Yani gayenin son noktası. Gece dahil değil. Aynen öyle de merafık da dahil değil diyor. Yani enneha gayetun kelleyli. Tıpkı o da yani merafık da gece gibi son noktadır o. Dirsekler yıkanmaz. Fela tedhulu mitlehu. Onun gibi girmez. Feyekunu hâza kıyasen. Bu kıyas olur. La delilen âhara. Başka bir delil değil. Yani telbihin sahibi anlatabildim mi? Şey nedir? Teftezani yeni bir delildir demiş o. Hayır biz kıyas diyoruz. Kıyasa karşı koyacağız. Kâmâ ze'me sahibü telvih. Telvihin sahibi iddia ettiği gibi yeni bir delil değil bu. Değil de kıyas ediyor çünkü. Ha, kıyas yapıyor. Fenekûlu biz ise şöyle diyoruz. Bura çok önemli. Kardeş biz bunu kabul etmiyoruz. Anlatabildim mi? Yani gayenin nehnu yani biz özür dilerim. Nüsellimu zalike. Gayenin mugayyaya dahil olmadığını biz de kabul ediyoruz. Ama lakinneha ancak ilel merafik ayetindeki o ila gayetun lil iskati. Yıkamayı değil de yani hüküm orada bitiyor manasında ona gayedir. Yıkayın ta ki merafik son noktadır. Orada bırakın ondan sonra. O manada yani. وَلَوْ ذُكِرَ Eğer muallilin dediği gibi yani veya muallil zikretse ki وَلَوْ ذَكَرَ اَنَّهَا غَايَةٌ لِلْغَسْلِ Yıkamak için son noktadır dese. Biz diyoruz iskat için. Yani merafıktan sonrakiler düşer. Biz öyle değerlendiriyoruz. لَمْ يَرِدَّ
Anlatabildim. Reddedemez illa men'aha. Ancak onu men etmesi lazım. Öyle değil mi? O da meni de yeni bir delille olur. Ha, şuradan bir şey de içeyim de, çay da içeyim de. Ve imma veya eğer bu şeyse ne derler? Bu matviye olan mukaddime, meşhur olan mukaddime ile birlikte muallilin söylediği hükmün tam zıddını muhtemelse. Ve imma veya ellâ tahtemilehu. Tam zıddına muhtemel değildir. Ke kavlihi. İmam Şafii diyor ki yuştaratu fil vudu'i en niyetu. Yani abdeste niyet şarttır. Biliyorsun niyeti şart koşuyor. Bize göre değil. Gusülde şart ama orada değil. Lianne ma sebete kurbeten. Lianne ma sebete kurbeten. Yani ibadet olarak sabit olan bir şey. Fe şartuhu en niyet. Onun şartı niyettir. Niyet olacak ki ibadet ola. Yoksa bir adam rastgele elini yüzünü ayağını yıkasa ibadet olmaz. Öyle gidiyor o. Kes salati namaz gibi. Fenekulu biz de deriz. Ve min eyne yezzemu iştiratuha fil vudu. Yani nereden kaynaklanıyor niyetin abdeste gerektiği bir şey? Fehada bu yeridu. Yani yeridu mu yerüttü mü? Yeridu varid olur. Yani bu sözü sorabiliriz. Lisukuti ani suğra. Çünkü muallil mukaddime-i suğradan susmuş. Yani nedir delili? Anladın değil mi? Delili haza diyecekti. Hani diyor ya alem hadistir. Öyle değil mi? Öyleyse her hadis müteğayyirdir vesaire. Alem müteğayyirdir. Her işte böyle. Yani bu burada da o ikinci mukaddimeyi terk etmiş. İdlev zekereha eğer surayı da zikretmiş olsa lem yeri böyle bir engelleme söz konusu olmazdı. İlla men'uha. Ancak onu men edebilirdik. Başka türlü yani el kavl bi mucibil illeyle reddedemezdik. Yani şöyle ha. Yani el vudu'u gurbetun. Aynen gurbetun. O şekilde. Nehu mesela la nusellimu ennel vudu'a sebete kurbeten. Bak bu işte. Biz kabul etmiyoruz ki. Biz abdesti ibadet olarak görmüyoruz yani. Görmüyoruz tabii. Aynen öyle. Hmm. O bir vesile. Şimdi bitti. Yeni bir fasıl başladı. Var mı seninkinde yok mu? Yok bende yeni fasıl. Eksik işte o. Yeni bir meseledir. Yeni bir meseledir. Bu yeni bir başlıktır yani. Ne demek o? Ne demek o? Şimdi birisi kıyas yaptı veya kıyaslar yaptı. O kıyaslara karşı 7 tane defi yolundan, kıyası iptal etme yolundan birini kullandık. Ya başarılı olduk ya olamadık. O zaman öteki adam ne yapması lazım? Mesela diyelim ki yani biz mümana ettik. O da bir senet getirdi kuvvetli, men edemeyeceğimiz. Veya getiremedi. Anlatabildim mi? Yani iki durumda da ne olacak? Veya bir muaraza yaptık. Yani bir delil getirdik. Veya kendi hüccetini iptal ettik. O da ama ikinci bir delil getirdi. Veya getiremedi. Bütün bu ihtimallerde intikal meselesi geldi. Eğer kıyas yapan ki kais diyoruz. Kais. Öyle değil mi? Kıyası yapan adam ne yapacak bundan sonra? Ve yaptıklarını nasıl değerlendireceğiz? Yeni bir bahis bu. Ha. Ve izâ düfi'a. Kıyas reddedildiği zaman. Ey el kıyasu. Bi en uride aleyhi el vücûl mezkûretu mineddef. Yukarıda zikredilen yedi yoldan biriyle kıyas def edildiğinde. Teayyenel intikal. O zaman kıyas yapanın kıyasında başka bir söze geçmesi gerekir. Öyle değil mi? Eğer iptal edildiyse susması. İptal edilmediyse yeni bir delil getirmesi. Veya teslim et olması. Öyle değil mi? Yani bakalım ne olacak? Ey intikalül kaisi fi kıyasihi min kelamin ila ahire. Öyle değil mi? Yani işini tamamlamak için bir sözden başkasına geçmesi lazım. Yedi yoldan biriyle iptal edilmeye çalışılıyor. Vel kelam gelelim şimdi yeni bir mesele bu. Yeni bir mesele dediğim bunun esas meselesi. وَالْكَلَامُ الْمُنْتَقَلُ اِلَيْهِ
bu yedi yoldan biriyle kıyası def edilen, bertaraf edilen, çürütülen kais başka bir kelama geçtiği zaman o geçtiği kelam inkâne fî gayri illetin ev hükmin illeti veya hükmü ilgilendirmeyen bir sözse fehu haşvun fil kıyasi. Kıyasta lüzumsuz fazlalıktır. Yani hadi sözü uzatma derler Türkçe'de buna. Lüzumsuz söz konuşma. Bana illet ve hükümle alakalı bir delil getir. Haricun anil bahsi. Bizim konumuzun dışındadır bu. Anlatabildim mi? Yani biz bunu söz bile kabul etmeyiz. Ve illa yoksa yani ya hüküm veya illetle alakalı konuşuyorsa fe imma en yekune fil illeti fakat ya sadece illet hakkında konuşur vel hükmü fakat sadece hüküm hakkında konuşur evil illeti vel hükmü cemiyan veya hem illet hem de hüküm hakkında konuşur. Yani bizim kayıs, kıyası yapan muallil vel intikalu fil illeti fakat sadece illette intikal yani sadece illet hakkında konuşmaya devam etmek imma en yekune li isbati illeti kıyasi ya kıyasın illetini ispat etmek için yeni bir delil getirir ev hükmü veya hükmünü ispat etmek için idlev kâne li isbati hükmin âhara bak eğer başka bir hüküm ispatı için konuşursa yani yeni bir hüküm lekâne intikâlen fil illeti vel hükmü cemiyan o zaman hem hüküm hem de illette intikal onlardan vazgeçip yeni bir şey öyle değil mi ikisinden de intikal ediyor adam. وَالْاِنْتِقَالُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ sadece hükümde intikal eder, hükümde konuşma yaparsa اِنْ كَانَ اِلَى حُكْمٍ öyle bir hükme geçer ki kayıs, kıyas yapan لَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ حُكْمُ الْقِيَاسِ zaten fer'i meseledeki yaptığı kıyasın hükmü ona mühtaç değil. Böyle bir hükümü açıklamaya çalışır. فَهُوَ اَيْدْ bu da حَشْفٌ فِي الْقِيَاسِ kıyasta lüzumsuzdur bu, fazlalıktır. Haricun anil maksudi, maksadın dışındadır. Ama ispat ettiği şey, yani konuştuğu söz, ve inkâne ilâ hükmin yehtâcu ileyhi hükmül kıyas, ispat ettiği kıyasın hükmü, mühtaç olan bir hüküm hakkında konuşma yapıyorsa, o zaman da felabütte, şu gerekli, en yekûne ispatuhu, ya o hükmü ispat eder, bi'illetil kıyas, kıyasın kendi illetiyle, öyle değil mi? Yani yine ileride önceden ileri sürdüğü illetle. Ve illa yoksa yekûne intikalen fil illeti vel hükmü cemiyan. O zaman yine hem illette hem hükümde intikal olur. Öyle değil mi? Yani, örnek verecek değil mi hocam hepsini? Örnek vermiyor. Bu tamamen nazari. Mutavvalata gideceksin. Anlatayım. Yukarıda da misaller var. Vel intikalu fil illeti vel hükmü. Hem illette hem de hükümde intikal. يجب أن يكون في حكم öyle bir hükümde olması lazım ki يحتاج إليه حكم القياس kıyasın kıyasla varılan aslında çok basit bu hükmün mühtaç duyduğu bir hükümde konuşması lazım ve illa yoksa يكون حشوا في القياس öyle değil mi yani lüzumsuz olur kıyasta فصارت الأقسام المعتبرة في المناظرة münazara ilminde intikalin bu itibar edilen kısımları olmuş oluyor. Erbaaten. Dört tane. İyi dikkat et. Ezberleyelim. Bir, illette. Öyle değil mi? Evet. Hükümde. Hükümde. Hem illette hem hükümde. Şimdi bak. Tabii illet ve hükümde. Dördüncüsü hangisi? Hiçbirini ilgilendirmeyen. Değil mi? O. Erba eşara ile levvel. Birinciye. Birinci dediği hangisi? Bir dakika. Sadece illette olan. İmma min illetin ila illetin uhra. Oydu işte değil mi? Birinci. Evet. Yani bir illetten başka bir illete geçmek. Niçin? Lisbatil ille. İlleti ispat etmek için. Öyle değil mi? Ula özür dilerim. Ve hiye illetül kıyas. Kıyasın illetidir bu. Yani o illet olduğunu ispat etmek için başka bir... Başka bir delil getiriyor. Başka bir ispat getiriyor. Ve hadel kısmu, bu kısım, yani ne demek? İnnemâ yetehakkaku fil mümâna. Mümâna ne demekti? Reddediyor. Muallilin mukaddimesini reddediyor.
Öteki adam başka bir delil getiriyor. Yani o zaman ancak mümanaa kısmında geçerli olur bu. Şimdi anladın mı misal niye vermedi? Aynısı. Yani nesai ile çünkü itiraz eden lemma mena'a vasfel mucibi kıyas yapanın illet olduğuna dair ileri sürdüğü vasfı reddedince ankevni illeten illet olduğunu reddedince lem yecid bütten başka çare bırakamaz. İlla min isbati bi delilin ahara. Başka bir delille onun ispat olduğunu açıklamak durumundadır. Bak izah ediyor. Kema izâ kâle, muallil dese ki, es-sabiyyul mud'u. Şimdi burada önemli bir noktaya dikkat çekmek isterim. İslam hukukunda iki türlü akit var, birbirine karıştırılıyor. Hukuki sonuçları da birbirinden farklı, ayrıntıya girmeyeceğim. Birisi iare akdi. Kullanmak üzere bir malı emanet istersiniz birinden. Mecelle bunu uzun uzun düzenlemiş. Bir de vedia akdi. Korunmak üzere, bak bu çok önemli, kullanmak üzere değil, korunmak üzere birisine, öyle değil mi? Yani bir malı bırakırsınız. O bırakılan adama mudi', bırakana mudi'. Bu işe ida, akde vedia akdi denilir. Şimdi burada problem şu, anladın mı bu aradaki farkı? Nerede fark var ariyetle öteki arasında? Acaba helak olursa tazmin gerekir mi gerekmez mi? Burada tartışma var. Vedia ile ariyet farklı farklı değerlendiriliyor. Gasp ayrı bir şekilde değerlendiriliyor. İza kale, yani muallil dese ki es-sabiyyul mud'u, kendisine bir mal emanet edilen çocuk, küçük. İza istehleke, telef etse. Yani korunmak üzere değil tabii mi? Tabii korunmak üzere. Ariyet değil de kullanmak üzere değil. El-vediyate, vediayı helak etse, yani ne demek? Telef etse, la yadmanu, tazmin etmez. Niçin? Li'ennehu, çünkü bu çocuk, musallatun alel istihlaki. Çocuk deyince normaldir kaybetmesi, telef etmesi. Vermeyeydin derler. Bizde de kullanılır. Yani bu delil. ama, felemmen kerehul hasmu, yani muhteriz diyor ki biz çocuğun genellikle her şeyi telef etmesini kabul etmiyoruz deyip inkar edince o zaman muallil ihtiyaca ile ispatı, ispatına ihtiyaç duyar. İşte buna biz mümanaatla, yani birincisi bu, illete itiraz, öyle değil mi? Evet, yani o zaman muallil tabii burada çocuğun yani onu ispat etmek mecburiyetinde. Evet. Ve ile sani, ikinciye de şöyle ifade etti. Bi kavlihi ev min illetin ila uhra. Bu da çok önemli. Bir illetten başka bir illete geçer. Halbuki birincide neydi? Mevcut birinci illeti ispat etmek için başka bir illete geçer. Burada ise bir illetten tamamen ayrı bir illete geçiyor. Yani yoksa birinci illeti ispat için değil. Burada hükmü ispat etmek için. Onun gibi tabii zaten söyleyecek. Ev min illetin uhra, min illetin ila uhra, başka bir illete geçiyor ama li isbatil hükmü levveli. İlleti terk ediyor, birinci hükmü. Ve hâzâ bu, innemâ yetehakkaku, geçerlidir. Fî fesâdil vad'i, eğer kıyasın kuruluşu bozuksa. Vel münâkıdatı, veya tam tersini ispat eden bir şeyle muteriz geldiyse. Öyle değil mi? Levlem yümkün def'uhuma, eğer bu fesadı vad veya münakazayı reddetmek mümkün değilse bi beyanil mulayemeti ve te'siri, anladın mı? Yok, benim illetim uygundur, etkisi vardır deyip ispat edemezse o zaman mecburen böyle. Bu ikincisi hiç geçerli değil. Anlatabildim? Yani misal hiç yok yani. Yani geçerli değil, yani kabul edilmiyor fıkıh usulünde. Ve ile salis, üçüncüye bi kavlihi, bu da çok dikkat edersen fıkıhtan misal vermedi. Ev min illetin ila uhra. Bak. Bir illetten başka bir illete geçiyor ama birinci hükmü ispat etmek için değil. Li ispati hükmin ahara. Gayri hükmil kıyas. Kıyasın ispat ettiği hükmün başka bir hüküm. O hükümden ayrı bir hüküm ispat etmek için geçiyor. Lakinnehu fakato leyse bi ecnebiyyin anhu. Kıyasın ispat ettiği hükme yabancı da değil. Bel yahtacu ileyhi el hükmül evvelu. Birinci hüküm ona mühtaç bile. Ve huve, o da hükmül kıyas. Kıyasın hükmü. Ke kavlina.
Mesela bizim sözümüz. Çok enteresan. Kekavlüna. Acaba yemin kefaretinde mükatep bir köleyi azat etmek geçerli mi değil mi? Tartışma burada. Anlatabildim. Yemin kefaretinde ne yapıyorsun? Bir köle azat ediyorsun. Mükatep köleni azat ediyorsun. Mükatep yani anlaşmalı. Anlaşmalı. Kitabet, yazılı sözleşme yapılmış. Şu bedeli ödersen artık azatsın. Ennel kitabete bizim sözümüz bu. Yani Hanefiler diyor bunu. Anlatabildim mi? Yani bu kitabet yazışma sözleşmesi, yani azat sözleşmesi diyorum ben buna. Azat edilmek üzere köleyle efendi arasında yapılan yazılı sözleşme. Akdu muavadatin. Karşılıklı ivaz taşıyan bir akittir diyoruz biz. Hanefiler diyor bunu. Ama yehtemilül feske bil ikaleti. Karşılıklı rıza ile iptal edilebilir. Yani ne demek? Ya köle gelir der ki ben yapamıyorum veya efendi der ki ben vazgeçtim, iptal edilebilir. Fesha muhtemel. Fela yumna'u anis sarfi ilel kefareti. Kefaret için verilmeye engel değildir. Anladık? Kel bey'i bi şartil hiyari lil bayi'i. Tıpkı satıcıya muhayyerlik şartı tanınan satım akdi gibi. Orada da mümkündür. Yani feshi mümkündür. İkalesi mümkündür. Vel icare, icarede de öyle. Ama şöyle dese, şimdi bizim illetimize karşı çıkacak. Fe imkale, eğer dese, kim bu diyen? Muhalif, yani hasım diyor. Der ki, el hasm, hasım diyor, el mani'u indi, bana göre, yani bir mükatep kölenin kefarete verilmesine engel, leyse akdül kitabeti, kitabet akdi değil. Bak dikkat et. Yani başka bir hüküm mü? Bel bi noksanin firrekki. Mükatebin köleliği eksiktir. Ben onun için anladın değil mi? Bak dikkat et. Bir illetten başka bir illete geçiyor. Anladabiliyor muyum? Ben mükatebi değil. Benim esas maksadım köle tam değil mükateb. Benimki o. Ke'itki ummil veledi vel müdebberi. Tıpkı efendisinden çocuk doğuran bir hanım köle gibi veya müdebber gibi, ben ölünce sen azat edileceksin diye salı ve azat edilmesi şarta ölümüne bağlanan köle gibi. Kulna, ama biz cevap veririz. Errikku lem yenkus. İşte bu. Bu kölelik eksik değil. İşte bu fazla sözdür. Anladın mı ne demek istediğimi? Ve esbetnahu bi illetin ukhra. Başka bir illetle ispat ettik. Nasıl? Kema idâ kulna, nasıl ki dedik. El kitabetu akdu muavadatin. Karşılıklı ivazlı akittir. Fela yucibu nuksanen firrikki. Kölelikte eksiklik gerektirmez dedik, ispat ettik. Ve ile rabi'i. Dördüncü şıkka. Allah Allah, ne enteresan yollar ya, değil mi? İntikalin dördüncü şıkkı. Bi kavlihi. Ve imma min hükmin ila hükmin ahar. Bir hükümden başka bir hükme. Yukarıdaki bir illetten değil mi? Başka bir hükmeydi. Ahar bir illetil ula, ama aynı illetle. Anladın? Birinci illetle hüküm farklı. Kezalike, yani aynı şekilde yahtacu ileyhi el hükmü levvelu. Birinci hüküm de ona mühtaç yine. Bağlı birbirine. Kema idâ esbetna. Mesela biz ispat etsek. Ademe nuksanir rikki fil meseletil ula. Birinci meselede. Anlatabildim mi? Yani şu bir önceki mesele yani. O meselede köleliğin eksik olmadığını ispat etsek. Ama bil illetil ula, akdi muaraza olduğu için. Hani bizim delilimiz oydu ya. Akdi muavaza olduğu için. Kema nekuluhu, kema tekulumu nekulumu. Kema nekulu, nekulu da olur, tekulu da. Nekulu diyor hocam buna. Nasıl ki diyoruz, ihtimalehu el fesha. Ha şöyle diyoruz. İhtimalu el fesha. Kitabet akdi fesha muhtemelse delilün, o ki fesih ihtimali var. Bu delildir ki, işte bu delilimiz. Ala enner rikka lem yenkus. Kölelik eksilmemiş. Ve hadanil kısman. Bu son iki kısım. Hangi iki kısım? Bir illetten diğerine geçeceğiz. Başka bir hükmü ispat etmek için. Evet. Ama o hükme birinci hüküm mühtaç olacak.
veya bir hükümden başka bir hükme geçeceğiz birinci illetle. Bu ikisi de innema yetehakkakani fil kavli bil mucebi. Öyle değil mi? El kavli bil muceb. Yani önce delili kabul ediyorsun, ondan sonra farklı bir şey getiriyorsun. Öyle değil mi? O yolla ancak gerçekleşir. لِأَنَّهُ çünkü muteris لَمَّا سَلَّمَ الْحُكْمَ الَّذ۪ي رَتَّبَهُ الْمُج۪يبُ عَلَى الْاِلَّتِ Muallilin illet üzerine netice olarak bağladığı hükmü kabul edince وَدَّعَ النِّزَاءَ ف۪ي حُكْمٍ لَمْ يَتِمَّ مُرَادُ الْمُج۪يبِ Yani muallilin maksadı tamam olmayan hükümde tartışma söz konusudur deyince فَيَنْتَكُلُ O zaman muallilin intikal etmesi lazım. İla isbatil hükmil mutenazi'i fihi. Tartışılan hükmü ispat etmeye. Bihadil illeti aynı illetle. Öyle değil mi? İn emkenehu. Eğer mümkünse. Ve illa febi illetin uhra. Dedik ya illetten illete de geçilebilir. Başka bir illetle. Şimdi dört yol. İntikalin dört yolu. Vel küllü sahihun ittifakan. Hem Hanefiler hem Şafilere göre bu dört yolun hepsi de sahihtir. Mümkündür. İllessani. İkinci hariç. İkinci de biliyorsun gayet açıktır. Yani bir illetten birinci hükmü ispat etmek için başka bir illete geçmek. Bu geçerli değil. Çünkü bu şeye dayanıyordu. Önceki kullandığın illeti bırakıyorsun başka bir illete geçiyorsun. Yani kıyas bozukluğu veya münakazaya dayanıyordu bu. فَاِنَّهُ çünkü bu muhtelefun fih. İhtilaflıdır. جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ Bazı münazaracılar bunu caiz görmüş. لِيَنَّ الْغَرَدَ demişler onlar. Çünkü ana gaye ispatü hükmü, hükmü ispat etmek. فَلَا يُبَالَى بِاَيِّ دَلِيلٍ كَانَ Hangi delil olursa olsun önemsenmez. Böyle demiş bazıları. وَنَفَهُ اَخَرُ Başka bir münazara grubu da alimler de reddetmişler. لِيَنَّهُ çünkü yani muallil لَمَّا لَمْ يُسْبِتْ الْحُكْمَ بِالْعِلَّةِ الْعُولَى Birinci illetle hükmü ispat edemeyince يُعَدُّ اِنْكِتَاعًا Bir kopukluk ortaya çıkıyor فِي عُرْفِ النُّظَّارِ Münazara alimlerinin nezdinde. فَقِيلَ Bir görüşe göre de binaen ala هذا الاختلاف Bu ihtilafa göre قَضِيَّةُ الْخَلِيلِ مِنْهُ Allah قِصَّةُ الْخَلِيلِ Özür dilerim. İbrahim Halilullah'ın Kur'an-ı Kerim'deki kıssası bu gruptandır. Ayeti oku, lezzet alalım. Çünkü aynı zamanda tefsir meselesidir. Haydi. Elem tera ilellezî hâcce İbrahim fî rabbihî en âtâhullâhul mulk. Tamam. Görmez misin o serseriyi ki? Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e mülk ve saltanat nasip ettiği için onunla tartışan serseriye. Kim bu? Nemrut. Ah Nemrut, aferin. Ondan sonra İz kâle İbrahim Rabbiyellezî yuhyî ve yumîtu kâle ene uhyî ve umîtu. Ha bu çok önemli. Yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim istediğine hayat verir, istediğini hayatını alır öldürür. O da dedi ki ben de yaparım. 100 kişi getirmiş, 50'sini öldürmüş, 50'sini tekrar hapse koymuş. Serseri. İşte demiş ben de bir kısmını yani istediğimi öldürdüm, istediğimi dirilttim demiş. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam başka bir delile geçiyor. Evet, intikal. Kâle İbrahimu fe innallâhe ye'ti bişşemsi minel meşriki fe'ti biha minel meğribi. Der ki İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim güneşi maşriktan getiriyor. Yani doğudan doğuruyor. Haydi gücün varsa sen de batıdan doğur. Fe buhitellezî kefer. O kafir artık mağlup düşüp rezil oluyor. Şimdi buradaki intikal, yalnız Bediüzzaman'ın farklı bir izahı var. Zahiri... Mektubatta. Hatırlıyor musun nerede olduğunu? Bakayım mı? Vallahi çok güzel olur tabii. Bak, bakalım ben de anlatmış mıyım? Almış olabilirim burada. İntikal. Çok güzel bir şey biliyor musun? İntikal. Okuduk o ki... Bari ben de hem içeyim hem de ağzımın kuruması. İntikal.
Bak, intikalin kendisi. Yok, burada açıklamamışız. Evet, haşiyede geçiyor hocam. Haşiyede geçiyor. Oku bakalım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrud'a karşı imate ve ihyada. Yani adam öldürüp veya diriltmede. Güneşin tulu ve grubuna intikali. Güneşin doğması ve batırmasına, batmasına. Evet. Cüz'i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir. Bak, ve bir terakkidir. Ya ilerlemedir yani. Yani normalde bir insanın hayatını vermek ve ölümünü vermek cüz'i bir delildir o. Halbuki öteki daha külli bir delil. Bütün kainat çapında. Yani her yerde bu delil var. Dolayısıyla bazı alimlerin dediği gibi zayıf olandan kuvvetliye geçmek değil. Anlatabildim mi? Belki bu böyledir. Evet, bitir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermektir. Çünkü güneşi gösterdi. Yani o delil her yerde var diyor. Evet. Yoksa bir kısım ehli tefsirin dedikleri gibi hafi delili bırakıp zahir delile çıkmak değildir. Yani yoksa gizli anlaşılamayan bir delil bırakıldı da daha açık bir delile geçildi. Hayır, öyle değil. Müthiş bir izahtır bu. Ben hiçbir yerde görmedim bunu. Allah rahmet eylesin. Yani şimdi okuyalım. İlk önce kullandığı delil yine... Yine cüz'i delil o. Çünkü adı bir adam öldürme. Ama kainatın tamamında var bu. Cüz'iden külliye. Külliye geçiyor. Evet. Ha, buna göre, bu ihtilafa göre kıssatul halili minhu. Yani bu gruptan. Yani ne demek? Kale mucevvizu hadel kısm. Bu ikinci kısmı caiz görenler demiş ki enne kıssatı İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, haysu kale demiş ki Hazreti İbrahim, fe innallâhe yeti bişşemsi minel meşriki ilel mali. Cenab-ı Hak doğudan güneşi doğuruyor ve batıya doğru. Min hâdel kabil, ikinci kısımdandır demiş. Ne demek yani ikinci kısımdan? Bir illeti bırakmış, başka bir illete geçmiş. Böyle demişler. Ha, vakile bir görüşe göre la. Anlatabildim mi? Hayır, öyle değil. Kale nafuh, bu görüşü reddedenler demiş ki innaha leyset minhu. Hazreti İbrahim'in kıssası bu gruptan değil. Lienne kelamena, yani çünkü sıhhatini nefyetmekteki sözümüz fîmâ izâ bâne butlânu delîlil muallili, muallilin delili açıkça batıl olunca وَاَنْتَقَلَ اِلَى دَلِيلٍ اَخَرٍ başka bir delile geçince. Ama ha işte çok güzel bu. Yani Hazreti İbrahim'de de birinci delil batıl olmuş değil ki. Anladın? Onun, ya çok güzel ama bu. وَاَمَّا اِذَا سَحَ دَلِيلُهُ delili sahihse فَكَانَ قَطْحُ الْمُعْتَرِدِ فَاسِدًا. O zaman itirazcı Nemrud'un reddetmesi, yani onu reddetmeye ben de yaparım demesi tamamen bozuk. İlla ancak ennehu, bu durum iştemele ala telbisin, bir karıştırma söz konusu. Nasıl karıştırma? Bima yeştebihu ala ba'dis sami'in. Rubbema, tamam. Rubbema yeştebihu ala bazı dinleyicilerin kafasında karışıklık meydana getirilebilir bir karıştırma var. Yani çünkü adam hayat verip de ölüm vermiyor. Tam tersine 100 tane adam getiriyor, 50'sini öldürüyor. Bu hayat yani ölüm verme değil ki bu. Ötekileri de diyor hadi hapse atın. Hapse atmak hayat vermek değil ki. İşte o karıştırma olabilir. Felan izafi cevazil intikali. O zaman intikalin cevaz olduğunda bir tartışma yok. Ve kıssatul halili. Yani İbrahim Halil'in kıssası min hadel kabil. Yani bu gruptan. Sahih. Birinci de sahih, ikinci de sahih. Fe inne muaradatan la'ini. Nemrut lanetlisinin karşı çıkması... Kânet batılatın. Yani lenne itlâkal mescûni, hapisteki bir grup 50 adamı serbest bırakmak ve terke izâleti hayâtihi, onların hayatını bertaraf etmek, öldürmekten vazgeçmek leyse bi ihya. İhya değil ki bu. Zaten yaşıyor. İlla ancak ennel halile, ancak İbrahim Halilullah intekale ile delilin vâdıhın. Evdaha. Burada evdaha diyor. Ha, daha açık bir delile. Ama Bediüzzaman diyor daha külli bir delile. Ve hüccetin ebhara. Daha kuvvetli bir delile. Bak müfessirler dediği bunlar. Liyekûne nuren ala nur. Nur üzerine nur olsun diye. Ve mâ dâlik. Bununla beraber.
لم يجعل انتقاله خاليا عن تأكيد للأول وتوضيحها. Yani ondan ona nakledişi birinciyi tekitten hali değildir. Birinciyi de teyit etmiş oluyor. Ve tavdihin açıklamadır. Ve tebkitin lil hasmi. Karşı tarafı, yani muhatabı, itiraz edeni azarlamadır. Ve taftihin rezil etmedir. Kennehu kal. Sanki şöyle buyurmuştur. El muradu bil ihya. İhyadan kasıt. İadetur ruhi ilel bedeni. Ruhu bedene iade etmek. Yoksa bir hayatı olan bir adamı öldürüp hapse tekrar tıkmak değil. فَالشَّمْسُ بِمَزِيلَةِ الرُّوحِ لِلْعَالَمِ Güneş sanki alemin ruhudur. فَاِنْ كُنْتَ تَقْدِرُ عَلَى اَخْيَاءِ الْمَوْتَى Eğer ölüleri ihya etmeye gücün yetiyorsa فَاِعِتْ رُوحَ الْعَالَمِ اِلَيْهِ O zaman alemin ruhu olan güneşi de yap. بِاَنْ تَاتِيَ بِالشَّمْسِ مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ Yani batı tarafından güneşi getirerek. Burada hani müfessirler güneş ile dünyadaki arasındaki o nispeti şeye karşılıyorlar. İşte İnsan... kapalı ve gizli olmaya. Ama Bediüzzaman'ın izahı başka. Çok tatlı. Evet, hepsi de güzel. Allah hepsinden razı olsun. Yeni bir bahse geldik. Bu bahiste söyleyeceklerimiz fazla. Yani metnin dışına çıkacağız. Oldu mu? Yani yoksa eksik kalırız. Metnin dışına çıkacağız. Allah nasip ederse yarın başlayacağız. Sadece burada neyi anlatıyor? Çok basit şeyleri anlatıyor. Ha, bir tane anlatıyor. Biz onu kabul etmeyeceğiz. İki tane kabul ediyoruz.